Yani diz ağrılarınız varsa, o zaman gece ağrılarınıza başladıysa, o çok geç kaldım artık değil. Çok geç kaldı, bunun altında başka şeyler yatıyor. Diğer eklemleri bozulması tabii, falan yatıyor. Peki hocam, dilerseniz hemen soralım. İzleyicilerimizin arasında diz ağrısı çeken var mı? Sizin sorununuz nedir? Ya ben 8 ay önce bir doğum geçirdim de, doğumdan önce bir tane iğne vurdular. Nereye? Epidural mi oldunuz doğumu? Belli mi, dize mi? Aha, dize. Dizine iğne vurdular. Ne diye? İğne. Baldır. Baldır tarafına vurdular. O günden beri çok acıyor. Böyle diz kapaklarıma vuruyor ama tek bu ayağım. Sol ayağım. Ne yapacak başka yer bulamadılar da dizin arkasına mı yaptılar? O münasebesi bir şey var orada. Adamın orasında doğum öncesi, hamilelik öncesi iğne mi yaparlar? Dizinizin içine değil, baldıra mı yaptılar? Baldırı yaptılar. Buradan, peki buradan, ne sebeple taraf, yapmışlar? Buradan arkadan. Önden ya, ön taraf. Önden. Kalçayı bulamayınca şuradan saplamışlar kasın içinde. Onun belki reaksiyonu olmuştur. O, evet. Orada bir reaksiyon olmuştur. Dert etme onu, onun bir şey değil. Onu oraya bir bakılır, ultrasonla bakılır. İçer, evet. Tamam. Ondan sonra bir şeyler yapılır. İğne, yine fizik tedavi, gerdirme, onlar hallolur. O çok Mehmet Hocalık değilse ise. Onu tamam, teşekkür ettim. Peki başka sorusu olan var mı hocalarımıza? Hocam merhabalar. Ben 54 yaşındayım. Benim 2 yıl önce ağrılarım oldu. Böyle kalçalarımda gece uykudan uyandırıyordu beni ağrılarım. Bir de dizlerimde. Doktora gittim. İşte kemik ölçümü falan yapıldı. Çok kemik erimesi varmış bende. Hatta 80 yaşındaki bir bayanın kemikleri sizinkinden çok daha iyiydi doktor. Şimdi bu durumda benim ne yapmam lazım? Kemiklerime nasıl bakıyorsunuz? Osteoporozla sanıyorum karışıyor. Osteoporoz yani kemik erimesi. Hocamın işi osteoporoz, kemik erimesi. Ama bununla beraber artroz, kireçlenme de varsa o zaman yine beraber değerlendirilmiş şey. Ama osteoporozsa o sadece kemik erimesi. Yani çok ileri derecede kemik erimesi. Kemik zayıflaması. Bu laflar benim meslektaşlarımın ettiği münasebetsiz laflar. 80 yaşındaki hastanın kemiği senden daha... Yok böyle bir şey canım, olur mu öyle laf? 80 yaşındaki hastanın kemiği senden daha zayıf. Bu böyle bir şey yok. Biraz zayıf olabilir. Onun da çaresi var. Hele hele şimdi çok kolaylaştı artık. Bütün kemiği alıp yeni baştan yeniden yaptırıveriyoruz. O tür şeyler de var eskiden kemik zayıflığı. Artık ilaçlarla bunun tedavisi var. Onu dert etmeyin siz. Bir yıl kullandım. Kireçlenme, kakırdaklarda bozulma var mı? Eğer kakırdaklarda kemiklerin altındaki o kayganlığı sağlayan eklemlerde bozulma yoksa aslan gibi gidersiniz. Tabii kemik zayıflığıyla birlikte kakırdak zayıflamaları da biraz daha olsa da görünüşte gayet iyi gidiyor. Kemikleri kuvvetlendirmek için de bir çareler düşünürüz. Evet, bir yıl kullandım zaten ilaç. İlaçlar var. Değişik değişik ilaçlar var. O bir ara bir osteoporoz kemik zayıflığı konuşurken konuşuruz onu hallederiz. Hocam, o ayrı bir konu tabii. Ama demin lafı çok uzattım. Annemin anlatıyordum, yarım kaldı. Lafı düşündürünce laf uzuyor gidiyor bir yerlere. Anneme neyse biz razı ettik, yürüyemez hale geldi. Gece ağrıları oldu ve ameliyat oldu. Artroplasti. Çok geçmiş olsun. Yok, çok teşekkür ederim. 83 yaşındaydı onun olduğunda. Sonra babamla oturdular, dediler ki 3 ay sonra ya Masar başa ya biz bir umreye gitsek mi dedi. Ne 3 ay? 2 ay sonra. Ameliyattan 2 ay sonra 83 yaşındaki annem umreye gitti. Şeytan taşladı, bilmem nereye tırmandı. Ağrısı o kalça ameliyatıyla 83-84 yaşındayken. Aralar geçer zaten. Kalktı fır kalktı, yürüdü dağları çayırlamaydı. 100 metre gidemiyordu. Fır şimdi de Allah razı olsun diyor. İyi ki beni kandırdın, ameliyat ettirdin diyor. Yani artık 88 yaşında, Allah uzun ömür versin. Lastik top gibi zıplıyor ortalarda, misler gibi. İyi ki yaptırmışız. Yoksa şimdi yatağa bağlı, öteki eklemi bozulmuş, bu dizi bozulmuş bir hale gelecekti. O yüzden ameliyattan da çok korkmayın. Ama önce tabii ki konservatif tedavi, önce cerrahi olmayan tedaviler. Ve eğer hemen pırt diye bir ameliyat lafları olduysa gelin bir double check yapın. Artık bu ara böyle bir sıkıntılar var. Bir ikinci bir doktorla daha fikir danışın. Belki bir fizik tedavici, bir ortopedist ya da iki ortopedist ya da iki fizik tedavici. Ama benzer branşlarla konuşun. Ondan sonra ameliyat deniyorsa iki taraf birden o zaman olmaktan kaçınmayın. Çünkü teknoloji çok gelişti. Hoca neler yapıyorsunuz? Tabii onları daha da söyleyeceğiz ama başka soru var galiba. Ameliyatın sonuçlarını hemen alıyor muyuz hocam? Ben onu merak ettim. Hemen. Annenizde çok güzel sonuçlar almışız. Ya mesela. Yani iki hemen. Ay sonra kalktık. Bir kere ağrılar hemen geçer. Ameliyat ağrıları olur birkaç gün. Hı hı. Zaten her ameliyatta olduğu gibi. Olduğu gibi bunlarda da olur. Zaten ağrı kesiciler veriliyor hastamıza. Hemen egzersizlere başlıyor. Hı hı. Ve hemen de ertesi gün ayağa kaldırarak yürütmeye. Tam yük vererek başlatıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla
birkaç gün içerisinde ağrılar da geçer hale gelir. Nekaat dönemi aşağı yukarı 3 haftadır. 3. haftadan sonra da daha konforlu bir hayata yeni bir hayata şartlar. Merhaba der. Yeni bir hayata merhaba der. Evet. Peki başka sorusu olan var mı acaba izleyicilerimiz arasında? Hemen alalım sizden de. Hocam benim diz kapaklarımda kapaklarımda ağrı oturup kalkarken merdiven inerken çok şiddetli ağrılarım oldu. Hemen sizi buraya alalım mı? Hemen buraya davet edelim sizi. Eyvah! Sorar mısın? Hemen davet edelim. Soru sorar mısın? Sizi bir önce tanıyalım. Nerelerinizde ağrı var? Diz kapaklarımda. Oturup kalkarken, oturmamda, kalkmamda çok şiddetli ağrılarım oluyor. Sıvı kaybı dendi. Merdiven inerken çok şiddetli ağrılarım oluyor. Peki ne yapacak hocam şimdi? İsminiz neydi? Feride. Feride Hanım'ın bahsettiği özellikle çömelip kalkarken, oturup kalkarken olan az önce bahsettiğimiz diz kapağınızın arkasındaki kıkırdakların aşılmasına bağlı olan filmde çekildi. Filmde çekildi. Kireçlenme, sıvı kaybı dendi. Tedavi olarak hani derecesini söylediler mi? Çok ileri mi yoksa orta derecede mi? Yok, 10 yıl idare eder dedi. Demek ki, orta derecede bir şey Feride Hanım'ın. Ameliyat gerekmiyorsa o zaman değişik konservatif tedavileri ben kenara çekeyim. Hocam. Peki hemen hareketlerine gösterelim. Neler yapılması gerektiğini. Biz de zaten biz de öyle yapıyoruz. Ameliyata varsa eğer Cihan Hoca'yı. Eğer ameliyatlık bir durum yoksa Cihan Hoca'yı gönderiyoruz. Onlara fizik tedavi. artık değişik tedaviler. Bir sürü tedavi modaliteleri var. Onlara uyguluyor hocam. Tabii eklem kıkırdağındaki yıpranma. Buradaki kişi kırışıklıklarla beraber gidiyor. Oraya yönelik yapılması gereken, ben şöyle bir bakayım, basit mi dersen zayıf. Hani başta dedim ya, diz kapağını böyle çeken 4 tane kas var. Bu iç tarafındaki çabuk zayıflıyor diye. O tarafındaki zayıflamış gibi gözüküyor bir. Şöyle bir yürüyelim bakalım beraber bir. Fena, keklik gibi de sekiyor bari. Peki, bir yavaşça şöyle bir eğilip kalkıp eğilelim şöyle bir. Biraz acıyor. Buyurun. Bu biraz acıyla aslında daha dediği doğru doktor 10 sene dediği işte eklem arasında henüz kıkırdakları yeni gibi yapan bir ilacımız yok. Küçük destekleyen bazı ilaçlar var. Ama bu bazı ilaçları sakın ha televizyonda bazı sağlık programlarında duyduğunuz gibi şunlar yaprağını kaynatın oğlum sürülere tırlarına aslan gibi oluverir. Şunu ötürte döktür ve şu vapını al. Böyle bir mucize de yok ortada. Ama bir sürü destek tedavi var. Yardımcı olacak tedaviler. Birazcık kilo vermek. Biraz bu kasları biliyorum zor. Çok zor. Bir gün konuşmamız artık şart oldu hocam. Yok. Sağlıklı kilo vermeyi de konuşacağız en kısa zamanda. Biraz bu kasları güçlendirmek. Ayakkabıyı biraz yumuşak, esnek, fena diye bakayım bir ayakkabı. Evet. Oğlanın kızın ayakkabısını yürütün diye bakıyorum ya. Esnek ayakkabılarla. Çünkü böyle sert topuklu ayakkabılar diyemektense böyle yaylandıra giden bizim rahat ayakkabılarımız vardır. Topuklar iki parmak gibi birazcık topuk olsun. Tam düz olmasın. Birazcık iki parmak gibi çok yüksek olmayan ne böyle baş aşağı tavşan gibi yuvarlanacak cinsel ne de tam topuklu ayakkabılardan kaçınırsak. Evet. Egzersizleri yaparsak biraz destek zaman zaman fizik tedavi zaman zaman eklem arasında hani kalın yağlar yapıyoruz yağlıyoruz mallıyoruz bir arada bir. İşte şimdi çok şeyler değişti işte PRP'ydi kanlardan alınıp bazı hücreler verilmeler bir sürü hiçbirisi kesin olmayan %100 iyileştireceğim denen bir şey yok ama küçük desteklerden istifade ederek olduğundan götürüyoruz. İdare edebildiğimiz kadar ediyoruz. İdare edemediğimiz yerde hayat kalitesi çok değişirse de çalıp değiştiriyorlar, atıyorlar eskiyi, takıyorlar yeniyi. Ama hayat bu kadar at eskiyi, tak yeniyi deseydi, ol verseydi yandıydık yani hanım şimdi beni duymasın böyle dedi. Peki yani. Sizin ne zamandan beri diz ağrılarınız var? Çok uzun süredir devam ediyor mu? 4-5 aydır. 4-5 aydır. Hocam çok yeni başlamış. Yeni başlangıçmış. Evet. O zaman yani konserve tedavilerle siz rahatlarsınız. Evet hocam. Bir şey yaptırdım onu söyleyeyim mi? Değil mi? Bulamam diyeceğim. Mikrofonu yakın tutalım.
Yine yaptırdım. Yağlı. Ayda bir şey. Kalın yağ, kalın yağ. Bitkisel olarakmış. Zararı yokmuş. Bitkisel. Bir de hapını da kullanıyorum. Enjeksiyon yapıldı herhalde. Yok yok, başka bitkisel. Biz duyamadık, ben anlayamadım. İğne mi yaptırdınız? İğne. Ama bitkisel mi? Bitkisel. Bizimiz alın. Yağ mı dediler yoksa bitkisel bitkisel? Sıvı verdiler. Sıvı sıvı tam. Bu da son dönemlerde oldukça moda, geçerli olan, bazı hastalarda çok yararlı oluyor. Her sene bunlar tekrarlanarak her yılda sene, işte 3 evet. enjeksiyon genellikle yapılıyor haftada bazen. Bir, yani. Ayda bir, haftada bir ya da 6 ayda bir bazen 5 evet. enjeksiyon. İyi midir onlar? Enjeksiyon var. Ama iyidir. Evet. Onlardan da biraz çok fayda görürsünüz. Yaptırın. Görürsünüz. Evet, 6 ayda bir, senede bir onların tekrarları yapılsın. Evet. Egzersizleri yapalım. Egzersiz önemli. İlaçlarımızı vermek alalım. Önemli. Nasıl oturacağız, nasıl döneceğiz? Evet. O da önemli. Olabildiğince yokuş aşağı yokuş yukarı değil ama düz yolda hep yürüyün. Ama merdivenden yokuş aşağı i̇şte, yokuş yukarı yollardan kaçalım. Bir iki de egzersiz göstereyim ben ama. Tamam. Göstereyim mi, göstermeyeyim mi? Gösterim. Zaman var mı, yapar mıyız? Şurada yapar mıyız biraz egzersiz? Tabii hemen derken alalım sizi. Evet hocam. Buyurun. Biraz sittikleri falan alalım. Bir göstereyim. Buradan alayım Feride Hanım sizi. Şöyle buyurun. Yuvarlanmadan şuradan şöyle bakalım biz bir. Aaa şöyle bir. Yeriyoruz yaklaşık. Cesaret burada. Alayım mikrofonu ben. Şurada bir yastık olacaktı. Şimdi. Eğer ben bir bakayım bir şöyle yukarıdan. Şimdi açamıyorum ben normalde iki parça bırakmadan bakmam ama. Ağrı erkekler tek parça. Yok. Çok güzel kondromalist şeysi yok. Ekran kırda rende belirtisi yok. Rahat gevşek bırakın dizinizi. Tamam, çok güzel. O zaman şurada bir yastık gibi bir şey bulayım ben size. Hocam sizi bu tarafa alalım. Sen ben şöyle geldim. Ağrınız şu an devam ediyor mu? Yok. Tamam, değişim. Peki. Buradan bir yastık yakaladım. Şimdi genellikle yapılması gereken şey, hepiniz bunu yapın, dizide birazcık ağrı olanlar için. Herkes için geçerli. Küçük bir yastık. Şöyle dizin altına. Biraz fazla bırakın ha. Biraz daha şimdi, alçak. Evet. Biraz daha alçak. Biraz daha olanla idareleyeceğiz artık. Evet, evet. Kasın bu bacağınızı, kasın sopa gibi topuk çok güzel sayın. 1, 2, 3, 4, 5. Bırakın. Oo. Sayın 8'e kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kastırın. 1, 2, 3, 4, 5. Hatta ayağı şöyle biraz içeri doğru kasarsak biraz daha iyi olur. Bırakın şimdi 8'e kadar. Hadi bir tekrar daha. 1, 2, 3, 4, 5. Kas. Bırak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu günde kaç kere yapalım? 2-3 kere. 5 ile 10 arasında tekrar ederiz. Tamam. Ağrıyı arttırmaması lazım. Ağrıyı arttırırsa bir şeyleri yanlış yapmışızdır. Bu kadar basit bir egzersiz. Ha, başkaları yok mu? Var. Salın şunu, kıvırın dizinizi. Şöyle yatın biraz, uzanın isterseniz. Oh, şunu şöyle, tamam. Olan oldu, şu yastığı sıkıştırın şunu. Hocam o ilk egzersiz, bu da ikinci egzersiz değil mi? Sıkıştırın onu. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bırakın şimdi gevşek. Şimdi uzatın ayağınızı bir. Uzatın. Kasın şimdi bu bacağınızı. Şurada, şunları bir kasın bir. Uzun sopa gibi. Sopa gibi. Delik gibi yapın. Kas. Nefes almayı da unutmayın lütfen. Ha, sağ mı değil mi siz bana söylersiniz ben bacakla şey yaparken. Bırakın. Ne kadar basit değil mi? Evet. Hadi bir de ayağınızı şöyle kıvırabildiğiniz kadar kıvırın. Belki yüzü koyun. İyice kıvırın, kıvırın, kıvırın. Vay 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 vay. Uzatabildiğiniz kadar uzatın. Bunlar çok mu zor? Günde 2-3 kere bunları 3'er 5'er onlar tekrar ettiğiniz zaman çoğu hallolur. Çoğu hallolur. Ama kimse 15 günde Naim Süleymanoğlu olmaz. Bu egzersizlerin etkisini 3. aydan itibaren görmeye başlarsınız. Bizim millet 2 ay yapıyor, 3. ayda aman bitti diyor. E tam faydasını göreceksin, deriz bitti. Orada başla. O yüzden egzersizleri, şu kadar basit egzersizleri bir de üzerine iyi bir ayakkabıyla 2 kere... Kilometrin 3 kere. Tamam. Feride Hanım sözünü alalım mı sizden? Yapacak mısınız? Yapacağım, yapmam. Diz ağrılarınızın hafiflemesi için bu egzersizlerin yapılması gerekiyor. Ve bunlar esas olan şudur. Egzersiz yaptıktan sonra 20 dakika geçtikten sonra eğer ağrı olmuyorsa bazen ağrı olur. O zaman ısrar etmeyin. Bir şeyin yanlış yapmışsınızdır. Ama egzersiz yaptıktan sonra 20 dakika geçtikten sonra ağrınız artmadıysa o zaman yanlış bir şey yapmamışsınızdır. Yoksa bunu yapıyorum ağrım artıyor derseniz yanlıştır. Onun dışında şu egzersizler herkes için geçerli. Basit diz egzersizleri. Medeni cesaretinizden dolayı. Çok teşekkür ederim. Ediyoruz. Siz aslan gibi olursunuz valla. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Merdivenlere dikkat. Hocam buyurun alalım. Evet, aslında
3 tane basit egzersizle diz ağrılarından kurtulmak mümkün de diyebiliriz hocam, değil mi bir yerde? Çok basit hareketlerdi. Son derece basit, herkes yapabilir. Yani Mehmet Hoca kabaca, basitçe, ilk temel egzersizler bunlar. Bunlarla birçok şeyi halledebilmek mümkün aslında. Tabii bizim daha detaylı geldiğiniz zaman size özel egzersizler yaparız. Ama biz bu egzersizleri vermeden önce genellikle erkeklerde tek parça, kadınlarda iki parça kalacak şekilde soyarak muayene ediyoruz. Tabii geçenlerde bir hastam geldi, tek parça kalsın üzerinizde dedim. Adam saatte baktı, saat kalabilir mi dedi. Ben de Ama muayene edip kasların gücünü, oraları iyice görmeden, dokunmadan, buralarda kısalıklar var mı, orada kemikler var mı? Yürüyüşüne bakmadan. Tabii, tabii. Peki hocam, muayene aslında her şeyden daha önemli dedik ama bazen izleyicilerimizde de muhakkak ki vardır, konuklarımızda da. Bazen doktora gitmeden kendi kendimize muayenelerde, tespitlerde bulunuyoruz. Benim ağrım var, dizim ağrıyor, işte sebebi budur, böyle tedavi ederim diye. Öyle bir bant hazırladık, bakalım ne dediler? Onun üzerine konuşmaya devam edelim. Bakalım tedavi için neler yapıyorlar. İzleyelim mi? Tanımı tedavi, bakalım bir bazen teşhisleri koyuyor kendi kendine bizim millet. Bakalım neler demiş. Kendinizi korumak için neler yapıyorsunuz? Vallahi ben yüzerim, diz jimnastiği yaparım. Ondan sonra bazı şeyler yapıyorum yani korumak için. Ya, tedavisi varmış aslında ama doktora da gitmedim kendim. Sadece işte ayakta bir sıkıntı olduğunu biliyorum. Oturup kalkmakta sıkıntı var. Tedavisi, ben sıcak suyla ovuyorum dizlerimi. Yani onun faydasını görüyorum yani. İki dizimde de var yani, ben devamlı petal çeviriyorum hiç durmadan. Sabah çıkıyorum, akşama kadar bisiklet. İşte bitki yağları falan sürüyorum, biraz rahatlatıyor. Ondan dolayı da şey yapmıyorum. Spor yapıyorum. Belki onun bir faydası vardır. Ama yani öyle ağlatacak, sızlatacak gibi de bir ağrı değil. Ama rahatsız ediyor. Çok yürüdüğüm zaman da şey yapıyor. Sanki dizimin şiştiğini hissediyorum. Yani bayağı ciddi aslında ama gitmiyorum işte nedense. Belki doğru bir şey değil kendi sağlığım açısından. Yürüyorum, spor yapmaya çalışıyorum kendime göre. Özel bir tedavi izlemiyorum yani. Kendi kendilerine tedavi yöntemlerini deneyen oldukça fazla kişi var. Neler söylemek istersiniz? Zaten sanıyorum ameliyat safhasına gelmemiş düzeyde şikayetleri olan hastalarımız çok da güzel özetlediler. Mesela bir tanesi dedi ki ben yüzüyorum dedi. Evet. Bir tanesi dedi ki düzenli egzersiz yapıyorum dedi. Bir tanesi dedi ki ben düzenli yürüyüş yapıyorum dedi. Aşağı yukarı. Yapılması gerekenleri özetlediler. Bir tanesi dedi ki buz sıcak dedi. Gerçi enflamasyon yani şişlikler olduğu zaman biz buz soğuk uygulamayı daha çok tavsiye ederiz ama bazen de sıcak uygulamak da gerekiyor. Sıcak uygulamayı teyzem suyu ısıtıyorum böyle oynuyorum dedi ya, onu mesela herhalde teyzem o veriyordur sıcak suyla ondan hoca giriyordur. Bazen soğuktan rahatsız oluyor. Bazen o sadece psikolojik bir rahatlık olabilir mi hocam? Artrozlu hastaları gerçekten bazen soğuktan çok rahatsız olduğunu fark ediyorlar. Dizliklerle falan daha sıcak tutarlarsa daha rahat ediyorlar. İşte zaten kaplıca tedavileri falan dolayısıyla gidebiliyorlar. Yani aşağı yukarı konservatif tedavi, yani buna ilave olarak ne yapılabilir? Bir kere fazla kilolar varsa onları azaltmak lazım. İkincisi ilaç tedavileri var. Ağrı kesici ilaçlar var. Az önce hocamın bahsettiği viskosüplement dediğimiz takviye edici ilaçlar var. Gerçekten onların da faydası oluyor. Kakırdak metabolizmasını pozitif yönde etkileyen ilaçlar var. Düzenli egzersiz. Egzersiz çok önemli. Yani çok basit. Hocanın gösterdiği egzersiz çok basit. Genellikle hastalarımız bir müddet yapıyorlar sonra bırakıyorlar. Halbuki devamlı yapan hastalarda gerçekten çok ciddi neticeler alıyoruz yani. Bıkmadan, usanmadan yapmaları gerekiyor. Yapmak lazım. Yani günde kaç dakikalarını alır? Belki 15-20 dakikayı alır günde ama yapmak lazım. Düzenli olarak yapmak gerekiyor. Ama ağrılar bütün bunlara rağmen devamlı ve süreklilik arz ediyorsa da o zaman bir hekime başvurup bir röntgen gerekirse detaylı görüntüleme için bir MR çekip tanıyı koyup ondan sonra da tedaviyi, farklı tedaviler gerekiyorsa da onları da düzenlemek lazım. Peki, çok teşekkür ederim. Aslında artroskopi yeni tedavi yöntemi, tanı yöntemlerinden birisi. Belki artroskopiden bir dakika bir şey bahsedebiliriz. Artroskopi evet, bu arada yaptığımız bu tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Aynı zamanda teşhis yöntemlerinden bir tanesi. Bazen
Teşhis biz diagnostik artroskopi dediğimiz artroskopi yapıyoruz. Bazen nasıl yapılıyor? Şöyle yapıyoruz. Artroskopi bizde iki tane delik delerek yaklaşık yarım santimlik iki delikten yaptığımız kapalı bir ameliyat. Acılı bir şey değil, değil mi? Kapalı yani bir kalem gibi. Ameliyat olarak yani. Ameliyat tabii de. Kapalı bir ameliyat. Bazen bütün bu tetkiklere rağmen ortaya koyamadığımız bir problem varsa teşhise yönelik aynı zamanda da bir işlem esnasında problemi bulursak tedaviye yönelik olarak yaptığımız bir iş. Yani artroskopi işleminde neler yapıyoruz? Menisküs ameliyatlarını artroskopik yapıyoruz. Çapraz bağ ameliyatlarını artroskopik yapıyoruz. Dizdeki kıkırdak artroskopik yapıyoruz. Dizdeki kıkırdak ameliyatlarının önemli bir kısmını artroskopik yapıyoruz. Yani iki ya da üç delik delerek bu şekilde minimal invazif dediğimiz hastanede kalış süresi daha az, ağrısı daha az, ekonomik olarak daha fazla külfeti olmayan bir işlem. Bağ yırtıklarının bir kısmını yine artroskopik olarak yapıyoruz. Protez gibi ameliyatlar gerekirse dışarıdan bir implant koymak gibi o zaman açık ameliyat söz konusu olabiliyor. Aslında korkulacak çok fazla yok, bir şey yok. Dikkat edildiği zaman egzersizler ilk planda yapılması gerekiyor. Planda, ilaç tedavileri, fizik tedavi önemli bir grup hastamız. Bizim belki ameliyat ettiğimiz hastaların muhtemelen %10'u belki ameliyat gerektirecek düzeyde hastalar. Belki bunların %80'i, %90'ı normal diğer tedavilerle iyileşebilen hastalar. Dolayısıyla her safhada ne şekilde tedavi yapılması gerektiğinde bir hekim tarafından tabii programlanması lazım. Şimdi hocam çok fazla konudan bahsettik. Menisküs dedik, diz ağrıları dedik. Hakikaten söylenebilecek çok söz var ama tedavi yöntemlerini de konuşmuş olduk böylece. Sizin son olarak eklemek istediğiniz birkaç cümle varsa onu alalım. Sonra tamamlayacağız programımızı. Aslında her konu başlığını çok uzun uzun tartışabiliriz yani. Menisküsü, çapraz bağları, kıkırdakları ama vaktimizin el verdiğince özetledik. Her safhada yapılması gereken tedaviler var. Basitten komplikeye doğru yapılması gerekenler var. Daha öncelikle ameliyatsız tedavileri ön planda tutmamız gerekir. Ancak ameliyat olması gerektiğinde de bundan da korkmamamız lazım. Emin bir ellere kendimizi teslim etmemiz lazım. Ve ameliyattan sonra da yine hayat kalitesini daha da artırmak için dizin fonksiyonlarını artırmak için yine fizik tedaviye ihtiyacımız oluyor. Bir müddette ameliyat sonrası fizik tedaviler yine söz konusu olabiliyor. Peki o zaman şimdi hep beraber kalkalım yürü programımızın bitirdik. Sonuna doğru. Özet yapalım beraber mi Müdürce? Ben bir anlatayım beraber. Aile Doktoru devam ediyor.